أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسمه سبحانه وان من شيء الا يسبح بحمده سلام الله ورحمته وبركاته عليكما وعلى إخوانكما ما دام الملوان وتعاقب العصران وما دام القمران واستقبل الفرقدان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحيه والسلام وارحم وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحش والقرار واغفلنا وارحمنا والطف بنا يا إلهنا بكل صلاة منها Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri gece ve gündüz devam ettikçe, sabah ve akşam geldikçe, ay ve güneş döndükçe, ferkadan denilen iki yıldız doğdukça, ikinize ve kardeşlerinize olsun. Allah'ım gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, her akşamın ardından, sabahın gelmesinde, gece ve gündüzün her tekrarında ve iki kutup yıldızı birbirini her karşıladığında, Efendimiz Muhammed'e ve onun nesline salat eyle. Bizden onun ruhuna ve ehl beytinin ruhlarına hediyeler ve selam ulaştır. Ona ve ehl beytine haşir günü gelinceye ve cennete girinceye kadar pek çok rahmet ve bereket ihsan eyle. Amin. Bu salavattan her biri hürmetine ey ilahımız bizi bağışla, bize merhamet et, bize لطف الله إحسان طبل آمين والحمد لله رب العالمين اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وصدرك عن قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبك عليك ومما قصرت فيه اللهم günahlarımızı affetmen, hatalarımızı görmezden gelmen, çirkin amellerimizi örtmen, bizi senden hak etmediğimiz ve elde edemeyeceğimiz şeyleri isteme hususunda ümitlendir. Ya Rabbi, emniyet içinde sana dua ediyoruz. Ünsiyet içerisinde senden istiyoruz. Sen bize daima ihsanlarda bulunuyorsun. Biz ise senin aramızdaki hususlarda kendimize kötülük ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Resul'e ne inzal olunmuşsa, o inzal olunan her şeye, o Resul iman ettiği gibi biz de iman ettik. Ona yani Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselama onun Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselamın Rabbinden ne gelmişse iman ettik. Ya Rabbi biz iman hususunda peygamberlerden hiçbirini tefrik etmeden hepsine birden iman ederiz. Semina ve ata'na işittik ve emrini kabul ederek itaat ettik.'' Ey Rabbimiz sen Habibini aleyhissalatü vesselam şefkat ve merhametle terbiye ettiğin gibi bizi de aynı rahmetle terbiye edensin. Ya Rabbi sen bu ümmeti Muhammed'e rahmet nazarıyla bakmışsın. Yalnız senin o has rububiyetinden medet istiyoruz ki hatamızı ve kusurlarımızı affeyle. Resul-i Ekrem'e vahiy ile indirdiğin her şeye itaat etmeye niyetimiz mevcut olduğu halde hepsini bizzat kendimiz yapmaya güç, derman ve kuvvet getiremediğimizden dolayı rahmet sıfatıyla ve rahim ismiyle tevbeleri kabul eden tevvab, kusurları örten settar ve günahları affeden Gaffar isimleriyle bize tecelli edip kusurlarımızı mağfiret buyur. Amin. Gufraneke <laughs> Rabbena Ey Rabbimiz senin mağfiretini talep ederiz. Ve ileykel masir <laughs> dönüş sanadır. Sebepler ve tabiatın hiçbir tesiri yoktur. Bütün neticeler yalnız sana döner ve sana aittir.'' müsebbül esbab yalnız sensin. Ölümden ve kıyametten sonra dönüş yalnız sanadır. Ve ileyhil mesir. Merciğimiz ve melceğimiz yalnız sensin ya Rabbi. Bizi koruyacak olan da, bizi bağışlayacak olan da yalnız sensin ya Rabbi. Müddessir Suresi 56. Ayetin Meali Bununla beraber Allah hikmetine binaen kendi lütfundan dilemedikçe nasihat almazlar. Kendisinden sakınılmaya layık olan da, bağışlamaya ehil olan da O'dur. Koruyacak da O'dur, bağışlayacak da O'dur. Hakim itilimizi ve nevadil usulde Hazreti Hasan'dan rivayet ettiği bir hadiste şöyle der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yüce Allah buyuruyor ki Kulum bana iki elini kaldırır dua ederse ben o elleri bağışlamadan geri çevirmekten utanırım. Melekler ey bizim ilahımız o bağışlanacak kişilerden değil dediler. Yüce Allah fakat korkulacak olan da bağışlayacak olan da benim. Şahit olun ben onu bağışladım buyurdu. Ey Rabbim bu kulunu da o koruduğun bağışlamana erdirdiğin kulların arasına kat. Sensin koruyacak, sensin bağışlayacak. Amin, amin, amin. Kur'an'ın hakikatli tefsiri bu asra ve bu zamana göre tam ve manevi şifa vesilesi olan Kur'an tefsirlerindeki Kur'an'ın gizli mucizelerini anlamayı nasip eyle. Amin. Ve anladığımızı da diğer din kardeşlerimize anlatacak hale gelmeyi bizi lütfunla muvaffak buyur. Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Ad, Ya Kuddus, Ya Alim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni messani yal ve enter hamur rahimin. Rabbi inni messani yal ve enter hamur rahimin. Rabbi inni messani yal ve enter hamur rahimin. Sanal alemde de yağdınız cemil olsun. Dostlarla Facebook, Twitter ve internetteyiz. Facebook.com slash Yağdı Cemil Resmi sayfa twitter.com slash Cemil web www.yadicemil.com Evet, kalık aleme hadsiz şükür olsun. Tekrar birlikte ey dostlar. Dost TV'de, Yadi Cemil'de ve Dost FM'de beraberliğimiz salavat-ı şerife ile ve güzel bir ayet-i kerime ile başlamış oldu. Önceki programlarımızdan kaldığımız yer itibariyle gerek kendi alemimizde gerek büyük alemde gerek maddi gerek manevi musibetlerin, dertlerin, kederlerin mahiyeti üzerine konuşmaya devam ediyorduk inşallah. Yine Kur'an hakikatlerinden Eyüp Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu maddi musibetten çıkaracağımız derslerle beraber manevi musibetten yani dini musibetten Cenab-ı Hakk'a sığınmak gerektiğini ve böyle icap ettiğini ifade edilmişti. İşte bu günde inşallah yine bu gerek maddi musibetin, gerek manevi musibetin bizim alemimizde oluşturması gereken olaya bakış açımızı nasıl değiştirmemiz gerektiğini metin üzerinden örneklerle giderek anlamaya gayret göstereceğiz. Cenab-ı Hak bugünkü beraberliğimizi kendi katında en makbul kullarına kabul ettiği bir beraberlik gibi eylesin inşallah. <laughs> Malumunuz haşir meydanında çok büyük sıkıntılar yaşanacağını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinden ve ayat-ı Kur'aniyeden anlıyoruz. Haşir meydanında yedi grup insan gölgede gölgelenirken bütün insanlar o haşrin dehşetinden o sıcaklığın altında büyük sıkıntılara maruz kalacak. İşte o yedi grup insandan bir grubu da buluşmaları ve ayrılmaları Allah için olan iki insandır. Ya da insanlardır. Yani karşılaştırmaları ve ayrılmaları, bir araya gelmeleri Allah'ın emrettiği şekilde, ayrılmaları da Allah'ın emrettiği şekil ve emrettiği şekilde ve Allah emrettiği için buluşup ayrılmaları bir anlamda Rabbimizin emri dairesinde hareket eden iki insan da sırf Allah için birbirini seven, iki insan da haşir meydanının o insanların sıkıntı çektiği zamanda onlar gölgede gölgelenecekler. Rabbimden duam bizim de bu anlamda tamamen riyasız bir şekilde in elce illa alallah hiçbir dünyevi hatta uhrevi bir neticeye talip olmadan görüşmemiz ve konuşmamızın yani şu anda buluşmamızın şu anda konuşmamızın ve dinlemenizin bu beraberce ikisinin İnşallah Rabbimizin emrettiği tarzı olması için dua ediyoruz. İkincisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjde verdiği bu yedi grup insandan bir grubu en azından olmayı Rabbimden istirham ediyorum. İnşallah siz de bu duamıza amin deyin. Ne mutlu o insanlara ki Allah'ın emirlerinden birini yani bir ayet-i kerimeyi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini öğrenmek için bir araya gelip, yine öğrendiklerini başkalarına öğretmek için ayrılanlar da o mürabbin bize nasip etsin inşallah. Evet işte yaşadığımız <laughs> gerek maddi gerek manevi musibetlerden nasıl ders çıkarmamız lazım? İşte bunlardan bir tanesi de e, bu musibetlere karşı bir kalkanımız, bir duamız da Eyyub aleyhisselamın duasıdır ki e, Enbiya suresinin 83. ayetinde geçiyor bununla beraber işte bu maddi musibetin mahiyeti üzerine Kur'an hakikatlerinden inşallah derlediğimiz hususları, notları sizinle paylaşacağız bi iznillah. Evet Hz. Ebu Aleyhisselam çok büyük musibete maruz kalmıştı malumunuz. Fakat bu musibette uzun seneler bu maddi musibeti çektiği rivayet edilir. Her ne kadar senelerle ilgili bir rivayet yapmışsa da ama uzun seneler olduğu daha kesin rivayettir ki 5 sene, 10 sene ya da 20 sene bir rakam veriliyor ama uzun sene olduğu kesindir. Dolayısıyla bu bütün musibet içerisinde bir tek defa o gelen musibetin, o maddi hastalığın, o yaşamış olduğu kederin, o derdin her nasıl samahiyetini bilemediğimiz bunun üstünden kalkması için dua etmemiş. Yani hastalığının şifası için dua etmemiş. Peki ne demiş? Ne zaman dua etmiş? Hz. Eyyub aleyhisselam münacatında yani Rabbi ve Eyyube idnada Rabbahu enni messen yadzurru ve ente rahimin. Yani Ya Rab zarar bana dokundu sen rahamur rahiminsin. Bu münacatı işte bu dediği zamanda belki istirahat nefis için dua etmemiş. Yani kendi bedeninin rahatlığı için, nefsinin rahatlığı için, konforu için dua etmemiş. Belki ne için dua etmiş? Belki zikri lisani ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep eylemiş. Demek <laughs> ne zaman dua etmiş Eyyub Aleyhisselam? Bu maddi musibetin kalkması için ne zaman dua etmiş? uzun seneler bu sıkıntıyı, bu musibeti çektiği halde, bu derde giriftar olduğu halde, kendisini herkesin bütün çocuklarını kaybettiği, malını mülkünü kaybettiği halde, bütün tarlalarını kaybettiği halde, geçim kaynaklarını kaybettiği halde, sahip olduğu mamelekini kaybettiği halde, en son hanımı kalmış yanında, bir rivayete hanının da gittiği halde, bir rivayete yanında kaldığı söylenir. Yani en Musibetin en büyüğünde yaşadığı halde bir tek ölüm kalmış. Bu noktaya gelinceye kadar bütün bu musibetler için, üstünden kalkması için Cenab-ı Hakk'a dua etmemiş. Peki ne zaman dua etmiş? Ne zaman ki bu musibet, yaşadığı maddi musibet, o hastalık, mahiyetini bilemediğimiz, tefsirde fazla geçmeyen, izahat verilmeyen ama bir şekilde rahatsızlık veren bir hastalık var. İşte o hastalık <laughs> lisanın zikrine, kalbin tefekkürüne mani olduğu zaman dua etmiş. Onu da ne için dua etmiş? Ubudiyet için şifa talep etmiş. Yani Allah ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, size cevap vereyim dediği için dua etmiş. Yine şifayı da Allah talep edin dediği için dua etmiş. Yani Hastalığı veren de Allah, derdi veren de Allah, dermanı veren de Allah, şifayı veren de Allah. Hakikatte böyledir. Ama kötü şeyleri Cenab-ı Hakk'a isnat etmemek bir edeptendir. Takdis makamında Cenab-ı Hakk'a hastalık gibi ya da zahiren kelih görünen hususları vermemek adaptandır ve bu noktada takdis makamının gereğidir. Eyüp Aleyhisselam bu meseleden ötürü yaşamış olduğu maddi musibetin çok ciddi sıkıntılarını yaşamıştır. Her şeyini kaybetmiştir. Bununla beraber o musibetin üstünden kalkması için dua etmemiş. Bakın çok zor bir şey söylüyorum. Bu çok zor bir şey. Bizim başımız ağrısa hemen bir ağrı kesiciye müracaat ediyoruz. Dişimiz ağrısa, dizimiz ağrısa, karnımız ağrısa hemen aman doktor gelsin doktora koşuyoruz ya da gidip tedavi olmaya çalışıyoruz. Bu beşeri bir zaafımızdır. Niye gidiyoruz demiyorum. Biz de gidiyoruz. Ama Eyyub aleyhisselam'ın münacatı onun durumu çok farklı bir durum yaşıyor. O bu noktada bize rehberlik yapıyor. Demek ki gelen bu musibet kendisi açısından göndereni tanıdığı için gönderen zatın kendisine ne göndereceğini bildiği için asla ve kata kendisine kötü bir şey göndermeyeceği için gönderen bu musibeti kaldırmadan kaldır diye talebi yoktur. Onun için burada çok ciddi bir mana vardır. Demek sahibine itimat ediyor. Demek halık alemi itimadı sonsuzdur. Sonsuz olarak itimat ettiği halık alemin kendi üzerindeki bu maddi musibetin maddi bu üsibeten çıkaracağı dersleri tefekkür ve kalbi alıncaya kadar üstünden kalksın istemiyor. Ne zaman istiyor? Burada çok mühim bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bazı, bazı maddi musibetler gerçekten kalkmıyor üstümüzden ve uzun süre devam ediyor. Kimisi iftiraya maruz kalıyor. Kimisi bir hastalığa maruz kalıyor. Kimisi bir sıkıntıya maruz kalıyor. Kimisi amiri ona musallat oluyor. Kimisi memuru musallat oluyor. Kimisi çocuğundan çekiyor. Kimisi eşinden çekiyor. Kimisi annesinden, kimisi babasından, kimisi aşiretinden, kimisini milletin, kimisi devletinden. Velhasıl her bir musibet farklı bir şekilde üstümüze geliyor. Bütün bunlardan anlıyoruz ki biz sebepte boğuluyoruz. Musibet gönderini tanırsak zarfın sahibini bilsek, zarfın nereden geldiğini bilsek, o zarfa açtığımızda içinden çıkan mektubun o bize ne söylüyor? Baş ağrısı mı? Diş mı? Diz ağrısı mı? Sıkın, yoksulluk mu? Fakirlik mi? İşini kaybetme mi? Bu noktada hatta ölüme varıncaya kadar ki musibetler mi? Yani o zarfın içinde ne varsa zarfın sahibi o mektupla bize neyi göndermişse, eğer itimadımız varsa burada problem yoktur. Bizim problem bu noktada bu mektubu bize gönderen yani amiri musallat ederek sana bir şey söylemeye çalışan tabiri caizse, memuru musallat ederek, esnafı ederek, sokağa ederek sıkıntıları artırarak sana bir mesaj vermeye bir mektup gönderen zatı tanımadığın için ya da hatırlamadığın için ya da önemsemediği için haşa bu musibet devam ediyor. İşte bu musibetin kimden geldiğini anlamak anlamında bir husus var. Peki dua etmeyecek miyiz? Cenab-ı Hak emrediyor. Diyor ki: "Ud'uni estecib lekum." Dua edin, size cevap vereyim. Bu emirdir. Yine kul ma bikum rabbil evla de ki ey habibim eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var Rabbim size ne diye değer versin? Demek ehemmiyetimizin olması için dua etmemiz lazım. Ama burada da Eyüp Aleyhisselam dua etmemiş. Uzun seneler musibeti çektiği halde bu hastalığın üstünden kalkması için dua etmemiş. Peki biz nasıl yapacağız? Biz bu musibeti nasıl yaşayacağız? Bu musibeti nasıl aşacağız? Bu maddi musibetin kalkması için dua etmeyecek miyiz? İkinci lema bize ne söylüyor bu konuda? Yani Eyüp Aleyhisselam etmedi, biz de ona ikrida etmeyecek miyiz? Yoksa ne zaman edeceğiz? Ya da maddi musibet müminin hayrınadır, hediye ilahidir, bu hediyeyi kabul etmemiş mi oluyoruz? Ya da manevi musibet, dini musibet için her an, her vakit dergahıyla ilahiyeye iltica etmemiz lazım. Bunu nasıl anlayacağız? İşte esas problem burada. Ne zaman dua edeceğiz? Nasıl dua edeceğiz? Ne şekil dua edeceğiz? Maddi musibetin duası ne zaman yapılacak? Manevi musibetin duası ne zaman yapılacak? Bunlar nasıl, bunlarda nasıl istifade edecek? Onları karıştırıyoruz. Bu karıştırmamızdan ötürü ya bize gelen musibet uzuyor, ya o musibetten ders çıkarmadığımız için musibet daha çok artıyor, ya o musibetten ders çıkarmamız gereken zamanı ayarlayamıyoruz, ya da o musibetten hiçbir ders çıkarmıyoruz. Cenab-ı Hak o musibeti üstümüzden kaldırıyor. Demek ki birçok vecihi var. Bütün bunların üzerine düşünmemiz gerekiyor. İşte bu noktada düşünmemiz gereken daha önemli bir husussa bu musibeti gönderen zatın hangi esma ve sıfatla bizi tecelli ettiği ve hangi esmasıyla bizi terbiye ettiği çok mühimdir. Öyle bir zata itimat, iman edip öyle bir rahmetine itimat etmişiz ki onun zatına iman edip zatında, sıfatında ve şunatında şeriki olmadığına isimde iman ettiğimiz gibi fiilinde de, efalinde de şeriki olmadığına iman etmemiz gerekiyor. Öyle bir zata iman ediyoruz ki hem vahittir, hem ahattir, hem nuru tevhidde, hem ferttir. Öyle bir zata iman ediyoruz ki o bizi sevdiği için bunları üstümüze gönderiyor. Peki nasıl dua edeceğiz? Dua etmeyecek miyiz? Onu da inşallah biraz meraklandıralım. Ve aradan sonra maddi musibeti, musibet için nasıl dua edebiliriz? Ne şekli ederiz? Ne zaman ederiz ki rahmet ilahi gelsin? Çok ince bir manas inşallah söyleyeceğiz. Ve bu konuda da size bir tabi bir kopya vermiş olacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade etsin inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين